Günaydın arkadaşlar. Gerçi siz hangi saatte izleyeceksiniz bilmiyorum ama olsun, hepinize günaydın gene de. Bugün yaklaşık 10 seneden fazladır gitmediğim Metro Market'e gidiyorum. Metro Market'le ilgili çok fazla video, vlog var. Özellikle çok büyük YouTube kanalları da gidiyor. Bilmiyorum, benim çok izlenirim onların arasında ama zaten izlenme amaçlı değil. Keyif alacağım bir günü sizinle paylaşmak istediğim için gene vlog çekmeye karar verdim. Bugün gene en yakın arkadaşlarımla birlikte Metro Market'e gideceğiz. Zaten çoğuna aşinasınız çünkü kanalımda onlarla bir sürü video var. Hatta var olan videolarımın tamamı onlarla diyebilirim. Ben en son sanırım 11-12 yaşında falan gitmiştim. Yani Go Girl dergisi aldırmıştım kendime, annemlere. Düşünün, Go Girl vardı o zamanlar, yani bayağı eski. Şimdi yeni yıl üstü de bakalım 2024 ile ilgili neler gelmiş, neler var. Birlikte keşfedeceğiz. Umarım keyif alırsınız. Keyif alırsanız, gerçekten videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman orada görüşmek üzere. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar, şimdi Metro Market'in yanında Optimum AVM var. Oraya geldik çünkü ben açım. Önce yemek yiyeceğiz, ondan sonra Metro Market'i gezeceğiz. Ve bakın burada kim var? Ya Reza, benim videolarımda hep süper model gibi çıkıyor yüzün ya. Bir dakika. Ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dünyanın kim? Doğa da geldi. Hi guys. Hi guys, Doğa geldi. Yemek yedik şimdi. Buradan sonra Metro Market'e gideceğiz. 50 kilo basıyor. Ama sen deli gibi adamsın. Başka yerde nasıl sıcak? Arkada kaos varken benim girdiğim tripler. Arkadaşlar, şimdi metroya gidiyoruz. Vay 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 Dursun. Arkadaşlar, yeni yıl hediyesi almayı düşünüyorsanız şu poşetler çok mantıklı bence. Direkt böyle bunu satın alıp içine bir şey koyabilirsiniz. İçleri boş. Bir sürü çeşidi var. Reza, sana bundan alacağım bak. Her sakallıyı deden sanma diye bir hediye. Çok yakıştınız. Ağaç attım ya. Bu onun için. Evet, bu daha büyük ağaçlar için ama çok güzelmiş gerçekten. Ben bu kadar büyük süsü ilk defa görüyorum bir yerde satılırken. Yabancı influencerlar tabii, onlar da daha ucuz. Kahve makinesinde kahve yapıyorlar ya hep. Kahveyi yaparken bardağın içine bundan koyuyorlar, diklemesine. Kahve onu eritiyor böyle şşşş gelip onu içiyorlar. Tabii ki kupasız olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok popüler son dönemlerde. Bizim evde gerçekten ihtiyacımız olmadığı ve bolca olduğu için kupa falan almayı düşünmüyorum ama yeni bir kupa almayı düşünenlere çekeyim. Şu çok hoşuma gitti mesela ve farklı geldi. Genelde hep kırmızı beyaz gördüğümüz için. Şu an Nalova'ya benzemiyor muyum? Nasıl? Burası beyaz, burası kırmızı. Beyaz kırmızı. Hayır, Nalova komple kırmızı. Sana bir şey çağrıştırmıyor mu bu? Kırmızı beyaz. Türkiye. Kırmızı beyaz.
bakın şunlardan buldum arıyorsanız. Böyle her gün birini açıyorsunuz ya hani. Mesela 4 Aralık'ta bunu açıyorsun. Öyle değil mi? Tarihe göre açıyorsun. Evet, bakayım. Ama bunun fiyatını göremedik biz burada ya. Ha, takvim çikolata 84 lira 90 kuruş. Arkadaşlar daha uygun muydu ya da daha mı pahalıydı hatırlamıyorum ama ben şu tarz bunlardan Elsa2'de de gördüm. Eğer hoşunuza gidiyorsa sadece metroya gelmek zorunda değilsiniz. Elsa2'de de vardı. Bilginiz olsun. Ay çok güzel. Ne yapıyorsun? Peki arkadaşlar bizim arabaya bakar mısınız? Sadece çikolata var. Şunları saymazsak sadece çikolata var. Arkadaşlar ben ürün kötülemek istemiyorum ne haddime ama gerçekten bundan bir kere almıştım çok büyük heveslerle. Normalde eti buluşan çoğu şeyini severim ama bunu hiç beğenmemiştim. Yiyen varsa yorumunu bekliyorum. Neden beğenmedin ya bu? Çikolata büyük sadece. Fiyatı da bayağı. Kartdorum pankek ve waffle yapma şeyi varmış. Direkt hamura herhalde bir şeyleri karıştırıp bir şey elde ediyorsun. Arkadaşlar ben bir gün sabah çok açtım. Otobüse binmeden şöyle bir biber almıştım. Takoğlu'sundan. Güzeldi tadı. Herkes buna bayılıyor. Güzel bir alternatif olabilir. Ama şahsen ben böyle ürünlerin insanı değilim. Ama ilgi alanı olan için çekiyorum. Mesela şunlara bayılıyorum ama bunlar bana gerçekten normal bir gofret gibi geliyor tatlara. Zaten içerik okumayı pek bilmediğim için bilmiyorum çok sağlıklılar mı? İlgilenenler bakabilirler. Ben Zübel'in bir tane kullanıyorum. Şöyle böyle dışı turuncu gibi Zübel'in. Bunlar çok güzel. Ama dışında ya fındık ya da fıstık vardı. O güzel mesela içeriğini yanlış okumadıysam hani sağlıklı niyetini kullanıyorum ama bir okuyayım bence emin değilim. Bunların tadı çok güzel. Bunlardan alıp yiyordum ama içinden çok çok az çıkıyor ya. Bu herhalde bir öğünlük falan. Ya da bir öğünlük değilse de ben bir öğünde bunu yiyorum yani. Çok güzel tatları. Bunu denemedim ama. Soracağım. Çikolatalı pastayı krokanlı mı seversin krokansız mı? Krokansız ya. Çikolatalı pastayı krokanlı mı seversin krokansız mı? O ne oluyor? Aynı. Kanka böyle çikolata pastanın içinde saçma sapan bir şey oluyor ya ısırıyorsun fıstık gibi. Ha, ben onu severim. Sen? Fark etmez ama meyveli mesela çikolatalı meyveli çok seviyorum. Dengeliyor ben bence. Ben onu sormadım ama. Tamam fark etmez krokanlı krokansız. Sen? Krokan hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. Sen? Soru ne? Çikolata pasta krokanlı mı krokansız mı hızlı cevap. İçinde o saçma sapan fıstıkımsı bir şey oluyor ya böyle. Olsa da olur olmasa da. Ben de abi hiç sevmem. Aynen. Abi hiç sevmem. Telif hakkı yememek için kendi müziğimi kendim yapacağım şimdi. Happy Holly Jolly Christmas. Ama bunları demin de çektim ya. Hep aynı markayı koymuşlar. Bakın ne buldum. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Kuvertür çikolata. Kuvertür ne diyecek şimdi? Kuvertür ne? Harbiden bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum ki tahmin yürütebilirsin yani. Bunun üstünde olduğuna göre kuvertür çikolata şöyle çikolata işte, tablet. Ah! Ah! Bunun 2,5 kilo. Bombastik Sayray. Hiç alakası yok. Balzamik yazıyor sadece. Bezan sen bu tofileri sever miydin çocukken? Hiç sevmem çünkü bunlar... Altı çok sert oluyor. Kanka ben çok severdim ya. O zamanlar sadece böyle duty free'lerden şundan free. Aldık. İnşallah tadı güzeldi. Kim aldı onu? Ben. Bravo. Şundan aldım. Şundan alayım mı bilmiyorum ya. Şu. Şundan alalım mı almayalım mı bilmiyorum. Ne o kanka çikolata mı? Ben de bilmiyorum. Kurabiye galiba. Bilenler yoruma yazsın. Hangi ülke anneler bu? Anneler bunu yemişti bu ama sevmişler miydi, sevmemişler miydi hatırlayamadım. Hadi, hadi. Kim sürecek onu? Ben seni ve bunları nasıl süreyim? Fıtık gitti. Sağa doğru. O kadar. Ben nereye koyacağım? Criminal offensive side eye. Hello. Daha bir kere de hello. Arkadaşlar üst kata doğru gidiyoruz şimdi. Sizi öyle bir yere sabitledim ki azıcık fren ya da hız yapsam düşecek, uçacağız yani. Hem Neva'nın telefonu hem benim telefonum var. Şöyle bir şey yapsam da aradan ayarlayayım. Ben çekeyim mi sizi? Aa ben yapayım. I'm still tiny. Oh!
Biz düşüyoruz. Arkadaşlar, kanalımı ilk kez izliyorsanız eğer, bizim bir de yedincimiz var, Melda Erdem'in bir Barbie aşığı. Bunu onun anısına çekiyorum. Bizimlesin Melda. Ama bunu almayacağım çünkü ona güzelce Barbie şey aldık. Şu an büyük bir ihtimalle pahalı değil yani bu markaya göre, ama ben bu markanın şu renk kalemine bayılırım. Ama o kadar pahalı ki yani 160 lira da vermek istemiyorum çünkü bir sürü tükenmez ve bu tarz kalemim var. Ama şu renge bayılırım arkadaşlar. Bizim aldığı bir şeyler var. Ay, bunu ben hiçbir şey almadım. Nereden yalnız değil mi? Henüz hiçbir şey almadım, biliyor musunuz? Arkadaşlar, burada birkaç tane spor ayakkabı fiyatı göstermek istiyorum size. Nevresimler burada da 600 lira. Ama paket içerisinde 2 adet şey var. Ben mesela bu fiyata hem yastık kılıfı, hem çarşaf, hem de o yorgan kılıfı olan takımları almayı daha mantıklı buluyorum. Ama tabii ki herkesin tercihi farklı. Aygaz şömine tipi ısıtıcı. Bu pek bizi ilgilendirmiyor yani. Evet. Bunu koyacak yerimiz yok. Kendini bizim için siper etti. Bu ne? Yılbaşı ile alakalı. Kendini almadın mı? Aldım. Kaç tane var? Bir tane var. Bir tane ise yok artık. Tabii bunca yok, bir tane mi var? Bir tane ise... Aa, 6 tane altı varmış. 6 tane var. Sen niye... Eyvah ya, tehlike çanları. Hepsini bırakıp bunu alasın var sen. Retro Market bize sponsor. Şuraya bir el koy diyeyim şimdi artık sen. Sonra işbirliği yazmayı unutma. İşbirliği yok ama. Yok ama. Belki olur. Şey karşısında dondurma yeri. Bakın arkadaşlar, veresiye veren toptan satın. O diskisi de anladım. O kutayı da anladım. Ama şu defteri anlamıyorum. Çok salak ya da, o yüzden aldım. Duracell'i de anlarım hadi. Kim Duracell aldı ki? Kimse. Merdo, bu videoyu izliyorsan bunu sana aldık.